çok uzun bir süre Korhan Berzek nerede diye konuşmuştuk sevgili izleyenler. Arama çalışmaları aylarca devam etti. Umutlar artık tükenmişti. Bir ara köpeği Tina bulundu. Umutlar yeniden yeşerdi Korhan Berzek bulunacak diye. Tina bu çalışmalara yardımcı olamamıştı, evine gönderilmişti derken kendisine dair tüm umutların tükendiği anda bulunan kemik parçalarıyla ölümü kesinleşti ekonomist Korhan Berzek'in. Başına neler geldi, işte bu herkesin aklındaki soru. Merak edilen sorunun yanıtı adli tıptan gelecek raporun ardından belli olacak. Bölgedeki çalışmalarına yeniden başlayan ekiplerse Berzek'in kafatasını bulmaya çalışıyor. Dere kenarında bulunan kemikler ona ait çıktı. Öldüğü kesinleşti. Ekipler şimdi Korhan Berzek'in kafatası ve ayak kemiklerini arıyor. 312 gün sonra ormanda dere kenarında bulunan kemik parçalarının DNA eşleşmesiyle Korhan Berzek'e ait olduğu tespit edildi. Ve kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzek'in öldüğü kesinleşti. Ancak akıllardaki soru işareti ölüm nedeni. İşte bu sorunun yanıtı da İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Berzek'e ait kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçaları Armutlu Mahallesi yazlığa 3,5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulundu. Yapılan DNA eşleşmesinde bulunan kemik parçalarının Berzek'e ait olduğu tespit edildi. Ancak iskelet bütünlüğü olmadığı için 3 kadavra arama köpeği ve 62 personelle Korhan Berzek'e ait kemik parçalarının diğer kısımları ve özellikle kafatası aranıyor. Bulunan kemik parçaları ölüme ilişkin soru işaretlerini de arttırdı. Ekipler çalışmaların 5. gününde tarama alanını iki koldan yürütmeye başladı. Ekonomistin daha önce defalarca aranan yürüyüş yolu da yeniden taranıyor. Taranan alanda bir kemik parçası daha buldu kadavra arama köpekleri. O parçada diğerleriyle birlikte adli tıp kurumunda inceleniyor. Peki herkesin başına ne geldiğini merak ettiği Korhan Berzek öldürüldü mü? Ekipler her ihtimali değerlendiriyor. Kemiklerin dere kenarında bulunması ile ilgili de cesedin hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Berzek'in kesin ölüm nedeni ise adli tıp incelemesinin ardından belli olacak. Bu inceleme 2-3 hafta sürebilir. Gözler şimdi adli tıptan gelecek o raporda. En başından beri diplomasi trafiğine devam ediyor. Gazze halkının yanında olabilmek için, yaşadıkları insanlık dramına engel olabilmek için çalışıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına devam etti. Gazze için diplomatik temaslarını farklı bir adreste sürdürdü. İngiltere'nin ardından Suudi Arabistan'a geçti. Başkent Riyad'da Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı Fidan. Toplantıda Filistin'in devlet olarak tanınması için atılabilecek adımlar ve İsrail'e uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi. İsrail'e tepki dinmiyor. Gazze'deki katliama karşı dünya ayakta. Türkiye ateşkes için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İngiltere ziyareti sonrası Suudi Arabistan'a gitti. Başkent Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı. Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la bir araya geldi. Toplantıda Filistin'in devlet olarak tanınması için atılabilecek adımlar ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları görüşüldü. Ayrıca 4 Mayıs'ta Banjul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde alınacak kararlar ele alındı.